son dakikalar, gündemi belirleyen programlar hepsi yanı başınızda. Odak noktasından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gündemin getirdiği günceli konuşmak üzere yine bir akşam üzeri sizinle birlikteyiz. Yine özellikle ülke seçimlerini, ülke siyasetini konuştuğumuz için belki de çok üzerine odaklanamadığımız Güney Kıbrıs'taki seçimleri ve sonrasında oluşan siyasi tabloyu, Rum toplumunun kendi iç sorunları ve bu seçimden, bu sandıktan nasıl bir mesaj çıktığını ve bundan sonrası için adanın her iki tarafında Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik olarak ortaya çıkan dinamiklerin, verilen mesajların yorumlanması üzerine bir programla sizlerle beraberiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Uzun zamandır bir araya gelemedik. Akademisyen Profesör Doktor Sayın Niyazi Kızılyürek'le beraberiz. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Her iki tarafta da bir seçim süreci nihayetten şimdi hükümetler kuruluyor. Bir tarafta kuruldu ve artık icraat dönemi başlıyor her iki taraf için de. Mart ayı itibariyle muhtemelen şimdiden aslında daha Kıbrıs sorunu müzakereleri de konuşulmaya başlandı ama belki bir zemin yoklama hareketi olabilir. Verilen mesajlara bakılırsa Rum tarafından böyle bir niyet var. Ama acaba bir çözüme gider miyiz? Yeni bir müzakere süreci ortaya çıkar mı? Bütün bunları da merak ediyoruz. Adanın dışında yaşanan hadiselerle beraber özellikle hidrokarbon itilafı, yeni kaynakların bulunmasına yönelik olarak işte izlediğimiz süreç vesaire. Bütün bunlar da konuştuğumuz gündem maddeleri arasında ama dilerseniz değerli hocam önce Güney Kıbrıs'taki seçimlerden başlayalım. Rum toplumu kendi iç sorunlarıyla beraber Kıbrıs sorununu da düşünerek tabii ki sandığa gitmiş olabilir. Ve sandıkta nasıl bir mesaj verdi siyasilere ve nasıl bir sonuç çıktı size göre? Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle. Bu seçimde aslında 3 esas yarışmacı vardı. AKİR'in desteklediği bağımsız aday Stavros Malas bir tarafta, Anastas Yalis diğer tarafta, bir de federal çözüme sıcak bakmayan, hatta açıkça karşı çıkan partilerin ortak adayı olarak Nikolas Papadopoulos vardı. Dolayısıyla bir yarış bu üçü arasında geçti aslında. Seçimin birinci turu bir sürpriz sonuç aslında. Yani Papadopoulos her şeye rağmen ikinci tura geçmeyi başaramadı. Her şeye rağmen diyorum çünkü hem seçim yarışından çok önceden başlamıştı, hem çok geniş bir ittifak tabanının adayıydı, hem de gerçekten önemli mali olanakları olan biriydi. Buna rağmen kendileri açısından tam bir başarısızlık oldu ve birinci tura geçemediler. Onun dışında Malas'ta Anastas Yalis bildiğiniz gibi ikinci tura kaldı. Buradan çıkan mesaj bir kere şu olabilir. Papadopoulos seçim kampanyası boyunca Anastas Yalis de Malas'ı Kıbrıs sorununda Türk tarafına fazla taviz vermekle eleştirdi. Kampanyasını çok sert bir üslup üzerine kurdu. Ve kendisinin kazanması halinde ne Malas Akel gibi ne de Anastas Yalis gibi tavizler tırnak içinde vermeyeceğini, hatta verilen tavizleri de geri alacağını söyledi ve buradan kendisi yani red cephesinin liderine bir red kartı çıktı. Bir kere bunu Kıbrıs sorunu bağlamında olumlu okumak lazım. Bu Papadopoulos'un ikinci tura kalmaması ve kalan iki adayın da federal çözüm konusunda istekli tarafların olması demek ki Kıbrıs'ın toplumunda her şeye rağmen hala çok büyük bir çoğunluğun Kıbrıs sorununda maceraperest bir yerlere girmek istemeyeceğini, ani politika değişikliği istemeyeceğini filan anlıyoruz. Diğer önemli bir sonuç bu seçimde altını çizmekte yarar vardır. Elam Partisi'nin, aşırı sağ Elam'ın başarısı. Elam %6'ya yakın bir oy aldı ki bu kendi parlamenter gücünün çok ötesinde bir oydu. Onu da görmek lazım. Tabii bu Elam açısından bir başarı ama Elam gibi partilerin Avrupa'da ve Yunanistan'daki başarılarına baktığınız zaman yine de zayıf kaldığını görüyorsunuz. Çünkü Elam hakikaten aşırı sağ
neonazi diyebileceğimiz türden partiler. Halkın Şafağı'nın ırkçı, Halkın Şafağı'nın zaten şubesi aslında. Öyle olduğu halde hani onlar açısından aslında Avrupa'da baktığınız zaman bu tür partileri çok daha yüksek oranda alıyorlar. Başta Altın Şafak olmak üzere. Hele son dönemde. Evet, o bakımdan Elham'ın hani %6'ya yakın bir oy alması bir açıdan çok konuşuluyor ama diğer yandan da bunu çok fazla abartmamak lazım diye de düşünüyorum. Elham çok net ve sarih konuştu Kıbrıs konusunda. Hiçbir federal devlet fikrini kesinlikle benimsemiyor. Kıbrıs'ın koşullarında uygun olan devlet modelinin üniter devlet olacağını söylüyor. Kıbrıs'ı Türkleri bir azınlık olarak gördüğünü söylüyor. Yani Elham için söylenecek şey mış gibi yapmış değildi. Çok net ve açık bir şekilde inandıklarını söyledi. O bakımdan hatta şunu da söyleyebiliyorum. Bazı başka siyasi güçlerin de söylemlerini daha açık ve net söylemelerine belki yardımcı oldu diyebilirim. Evet. Seçim kampanyası boyunca çok fazla ekonomik sorunlar konuşuldu, skandallar konuşuldu ve Kıbrıs sorunu konuşuldu. Aslında iki ana konu olduğunu söyleyebiliriz. Yani ekonomi bir tarafta, Kıbrıs sorunu diğer tarafta. Sanırım Sayın Anastasiadis burada bir adım öndeydi. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü doğru ya da yanlış, Christofias'tan devraldığı, çok kötü bir miras olduğu fikri kabul gördü geniş kitleler tarafından. Christofias'ın ekonomideki başarısızlığının o kötü mirası Sayın Stavros Malas'a da yansıdı. İster istemez bir biçimde öyle görüldü. Dolayısıyla ekonomiyi yerden kaldırıp ayakları üzerine kuran, diken, tekrar ülke ekonomisinin büyümeye geçtiği algısı Anastasiadis'in elinde bir kozdu aslında. O sanırım önemli bir avantajıydı. Kıbrıs konusunda da Babadopoulos'un ortaya koyduğu eleştiriler bir yana öneri koymaya geldiği vakit çok fazla bir öneri koyamadı Babadopoulos. Yani federal devlete hayır diyeceksiniz ama yerine ne koyacaksınız? Ya da Anastasiadis'in önerilerini siz yok sayacaksınız ama siz ne öneriyorsunuz noktasında kitleleri ikna edici politikalar üretemedi ve ortaya koyamadı. Yani bir tür dilsizlik vardı aslında. Yani reddediyoruz ama yerine bir şey koymuyoruz. Sanırım bu da seçmende etkili oldu. Sayın Stavros Malas'a bakacak olursak doğrusu beklentilerin çok üstünde bir oy aldı. Ben şahsen de kamu önünde kendisini destekledim, kampanyasına katıldım. Yani %30.3'lük bir oran birinci turda hiç beklenmiyordu. Birinci turdan sonra da epey bir umutlandığını gördük. Seçimi kazanma menziline girmişti hatta ama yine bir takım ilikler yaşandı. Örneğin Babadopoulos'u destekleyen partiler ikinci turda bugüne kadar hiç görmediğimiz bir şey yaptılar. Hiçbir adaya destek vermeme kararı aldılar. Evet, bu ilginç bir durum. Bu ilginç bir durum oldu. Bir boşluk oldu. Boşluk oluştu bir yandan. Diğer yandan da seçmenin tabii tabanlarında yine üyeler bir takım tercihler kullandılar. Onların bir kısmının da Anastasiadis'e gittiğini biliyoruz. Zaten Anastasiadis kaç zamandan beri Diko içinde bir hücre ekmişti. O hücre Karayan hücresi diye bilinen ekip Anastasiadis'e zaten çalışıyordu. Hatta bu yüzden şimdi bugünlerde onlar partiden atılıyor. Mesela Diko içinde böyle bir kriz yaşanıyor filan. O bakımdan Sayın Malas'ın şansını yitirmiş oldu. Çünkü bu iki partinin kendisini destekleyeceğini umuyordu. Ama öyle olmadı. Bu iki parti artık Kıbrıs sorununda hem Malas'ta hem Anastasiadis'le ayrı düştüğünü söylüyor ve bu ayrılığı koruduklarını söylüyorlar ve bir pazarlık da yapılmadı. Şimdi buradan çıkan sonucun belki olumlu tarafı şu, ikinci tura kalan liderlerin hiçbiri sandalye hatırına Red Cephesi partileriyle bir pazarlığa girişmedi. Dolayısıyla özetlersek Sayın Anastasiadis prensiplerine bağlı kalarak girdi ve çıktı bu seçimden. Hiç kimseye şu anda bir vefa borcu yoktur. O bakımdan eli çok rahatlamıştır. Yani güneydeki tablo bu. Yani Kıbrıs sorunu bağlamında artık içeriden çok ciddi bir muhalefetle karşı karşı olduğunu söyleyemez. Çünkü AKEL daha seçimden hemen sonra yaptığı açıklamalarda her şeye rağmen Anastasiadis'i doğru politika, çözümden yana politika güttüğü sürece destekleyeceğini açık açık söyledi. O bakımdan yani Anastasiadis'in eli rahatlamıştır. Bundan sonrası niyet ve iradeye kalmıştır diyebiliriz. Bir tek Papadopoulos'un ekonomiyle ilgili acaba sundukları, evet belki Kıbrıs'la ilgili bir kabul görmedi ya da reddedip nasıl bir çözümü ortaya koymadı. Dolayısıyla bir kitle hareketi yaratamadı arkasında ama mesela ekonomiyle ilgili söyledikleri Papadopoulos'un, onlar da kabul görmedi mi? Evet, görmedi. Hatta oradan da çok kaybetti. Şöyle kaybetti. Bütün bu Rum ekonomisinin derin krizleri boyunca alınan önlemler,
efendim işte mevduatların tıraşlanmasından tutun da bütün o ağır önlemlerin hepsini bizzat kendisi parlamentoda desteklemişti. Dolayısıyla Anastasiades'in ekonomi politikasının parlamento içindeki devamı Disi'den başka kendisiydi Diko Başkanı olarak ve çok yaygın olarak biliniyor ki Diko ile Disi ekonomik alanında çok beraber çalıştılar. Dolayısıyla bizzat kendisinin eseri olan bir şeyi şimdi dışarıdaymış gibi yapıp eleştirmiş olması da doğrusu bir güven yaratmadı. O yani kazanabileceği bir alan gibi gördü ekonomiyi ama bütün iç rahatlarıyla yaptığı şeylerle Disi'ye sahip çıkması, Anastasiades'i desteklemesi, parlamentodan bütün o yasaların geçmesinde her zaman kendisinin bir, çok aktif olarak rol alması, sonra da o yaptığı şey bu iyi bir şey olmadı deyip de Anastasiades'e kalkması o da olmadı. Dolayısıyla çelişkili bir söylemler içindeydi Babadopoulos ve ikna edici olamadı bu açıdan. Ekonomide evet. De olamadı yani. Dolayısıyla ekonomi, Kıbrıs ve diğerlerini bir araya alt alta koyduğumuzda Anastasiades daha ağır bastı seçmenin gözü önünde. Peki kilisenin özellikle Sayın Anastasiades'ten yana açıklamaları seçimden hemen önce, ikinci turdan önce de Malas'ın kazanamayacağına yönelik olarak başpiskoposun açıklamaları da önemli ama Güney'de gerçekten bugün itibariyle özellikle gençlerin, genç seçmenin üzerinde nasıl bir etkisi var? Ya da bir etkisi var mı kilisenin? Bu söylemin seçime bir yansıması olmuş mu? Doğrusunu isterseniz biz kilisenin o açıklaması geldiği zaman başpiskoposun bunun biraz Malas'a yarayacağını düşünmüştük. Ters etki yaratacağını. Ters etki yapar diye. Çünkü artık arkiyobiskopos, başpiskopos Kıbrıs'ın toplumunda böyle çok genel kabul gören, sayılan biri figür olmaktan çıkmıştır. Hı hı. Bir sürü açıdan bu böyledir. Makamı mı yoksa kendisi? Kendisi. Makam değil kendisi. Hatta evet. O makamı yıprattı bile söylenebilir. Bir kere çok çok ekonomik düşünen, çok finans işlerine bulaşan, hatta Anastasiades'te belki bir al gülüm var gülüm falan da yapılmış olabilir. Belki yakında mesela Baf Havaalanı'ndaki bir pistin yerinden oynatılıp oraya kilisenin bir şeyleri diktiğini de görebiliriz. Bunlar hiç spekülasyon ama böyle anlatıyorum ki insanlar da anlasınlar diye. Böyle şeylerle uğraşan bir kilise var. O bakımdan bir de ikinci bir boyut vardır. Sayın Malas kampanya boyunca ısrarla bir noktanın altını çizmişti. Ben seçimi kazanırsam eğitim bakanını kendim atayacağım ve bu konuda kilisenin görüşünü almayacağım demişti. Yani oradaki uzun o gelenek kilise eğitim işlerine bulaşır ve mutlaka eğitim bakanı konusunda söz sahibi olur noktasında Sayın Malas çok laik, seküler bir politika gündeme getirerek evet. Dolayısıyla zaten kilisenin bir de antikomünist boyutu var ve AKEL'den kim aday olursa olsun mutlaka ona karşı çıkar. Daha önceki seçimlerde de mesela Sayın Kaşulidis Dis'in adayıydı. Yine kilise evet. Onu desteklemişti. Orada bir sürpriz yok ama bu kilise artık kamuoyunda ağırlığı olan kitleleri yönlendiren bir kilise olmaktan çıkmıştı. Hatta en azından ters etki yaratabiliyor. Evet. Hatta bazı çevrelerde ters etki bile yaratabiliyor artık. Evet. Evet. Dolayısıyla sandığa Anastasiades lehine bir yansımasının olabileceğini çok fazla bir şey getirdiğini düşünmüyorum hayır. Evet. Peki bundan sonra bağlar mı Anastasiades'i? Gerçi tabii kilise zaman zaman tenkinlerde bulunuyordu. Yani kilisenin federal çözümü en azından bu müzakere edildiği biçimde o çerçeveye itiraz ettiğini biliyoruz. Bu federal çözüme sıcak bakmadığını biliyoruz. Zaman zaman iki devletli çözüm diyor, ayrılık daha iyidir evet. Diyor. En iyi ikinci çözüm şimdiki durumun devamıdır diyor. Bunların hepsini söylüyor da bir türlü federal çözüm olsun diyemiyor. O bakımdan Anastasiades'in çizgisiyle aralarında çok önemli farklar vardır. O farklılıklar devam ediyor. Evet. O ne olursa olsun devam edecektir. Son dönemde seçim öncesi tabii Anastasiades'in eğresinin biraz kiliseye yaklaştığını ya da biraz daha federal çözüm çevrelerinin belki de çok hoşlanmayacağı çizgiye geldiği eleştirileri de yapılmıştı. Bu seçim psikolojisi ya da bir seçim stratejisi olabilir ama bundan sonra acaba tekrar bu çizgiyle bağını korumak ister mi, bağlantısını korumak ister mi soruları da gündeme geliyor zaman zaman. Hayır, şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bu daha karmaşık bir iş ve bazı çevrelerin Anastasiades'ten hoşnutsuz olmaları çözüm bağlamında daha eskiye dayanıyor. Seçimden çok önce başlıyor ve San Anastasiades'in geçtiğimiz dönem müzakere sürecinin bir noktasında seçimi ön plana çıkararak
çözümü ikinci plana attı. Zaten yaygın bir kanıydı. Federal çözüme inanan çevreler açısından ve zaten başta AKİL olmak üzere çok da eleştiri alıyordu. Bu eleştirilerin dozu belki seçim kampanyası boyunca artmıştır ama çok da önceden konuşulmaya başlanmış şeylerdir bunlar. Yani mesela örneğin işte Montpellier'de aldığı, Akıncı'dan aldığı haritadan sonra efendim oradan ayrılıp adaya dönmüş olması, o tarihten beri bir türlü böyle hani manevralarla zaman kazanmaya çalışması. Yani dolayısıyla o çok belliydi ki Sayın Anastasiadis çözümden ziyade seçime odaklanmıştı. Bunun üzerine çok konuşuldu, çok yazıldı. Buradaki soru belki şu olabilir. Peki birinci dönemini böyle kapatarak bir manevra yapmıştır. Diyelim ki çok iyi niyetli bir şekilde okuyalım bunu. Efendim kendine güvenmiyordu, kamuoyuna güvenmiyordu ve referanduma gitmekten çekiniyordu. Belki bir seçim alıp ondan sonra denemek istiyordu filan. Eğer öyleyse şimdi buradayız. Seçim bitti. Sayın Anastasiadis'in önünde bir engel kalmadı. Red cephesi darmadağın oldu. Hem seçimi kaybettiler hem de kendi aralarında büyük sorunlar yaşıyorlar. Yani eğer derdi o idiyse Sayın Anastasiadis'in, yani kamuoyunun baskısından korktuğunu düşünüyor idiyse, artık böyle bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yani o bakımdan eli daha rahatlamıştır derken, aslında niyeti varsa, iradesi varsa, Türk tarafı da tabii yardımcı oluyorsa, olursa, o zaman bunu yapar mı, yapmaz mı? Bir de yeni bir seçim kaygısı olmayacak. Yani yeniden aday olmayacağına göre. Olmayacak, evet. Dolayısıyla olmayacak. Şimdi belki tırnak içine söyleyelim. Hristofyaslaşma ihtimali olur mu? Son döneminden dolayı yani kendisiyle de çelişir mi? Ya da bugüne kadarki çabaların dışına çıkar mı? Şimdi şunu söylemek lazım. Bu konuda çok spekülasyon yapabiliriz. Ama bence iki tarafı birlikte düşünürsek, bu önümüzdeki dönem artık böyle hani çok fazla müzakereler yapılacak, taraflar birinin nabzını yoklayacak, bakacaklar falan döneminde değiliz. Evet. Başka bir yerdeyiz. Bulunduğumuz yer şurasıdır. Sayın Genel Sekreter, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ortaya koyduğu bir çerçeve vardır. Ve Sayın Guterres diyor ki, taraflar bu çerçeveye bağlılıklarını bildirmediklerice ben müzakere süreci başlatmam diyor. Evet. Dolayısıyla her iki lideri bekleyen çok somut şeyler vardır burada. Yani önce anlaşacaklar, ondan sonra. Yani en azından o çerçeve zemininde, o çerçeveyi benimsediklerini söyleyecekler ve belki o çerçeve zemininde bir müzakere yapacaklar. Çünkü orada bütün konular bitmiş değil ama o çerçevede çok önemli esaslar vardır. Siz o esasları kabul ederseniz zaten stratejik bir anlaşmaya varmak üzere büyük bir hamle yapmış olursunuz. Ondan sonra müzakere yaparsınız içini doldurmak için. Dolayısıyla yani Anastasiadis ne yapar, Akıncı ne yapıyor ya da ne yapacak? Bunların hepsi artık bir bakıma spekülatif sorular ve bir anlamı da kalmamıştır. Çünkü çok somut şeyler bekleniyor taraflardan. Evet. Guterres çerçevesine evet diyorlar mı, demiyorlar mı? Bunu göreceğiz. Bunu göreceğiz. Ben zaman zaman taraflardan böyle evet kabul ediyoruz dediklerini duyuyorum ama bu da yetmez. BM Genel Sekreteri son değerlendirme raporunda da çok net koydu bunu. Yani bir kere Grand Montana'daki çöküşten iki tarafı sorumlu tutuyor. Tek tarafı değil. Tarihi bir fırsatın heba edildiğinden söz ediyor. Ve tarafları düşünmeye, bu dönemde düşünmeye davet ediyor. Seçimler bitti. Düşünmüş olmaları lazım geliyor idi bu dönem içinde. Şimdi tepkileri göreceğiz. Kendisine gidecek mesajlara bakacağız. Haziran tarihi konuşuluyor. Rum basında yazdı bunu. Özellikle BM raporuyla ilgili olarak Haziran'a kadar bir değerlendirme sürecinin artık tamamlanması tırnak içinde söyleniyor. Yine işte Haziran ayında ne kadar BM'nin bir taraflara süre tanıyacağı, aksi halde işte farklı formülleri gündeme getirebileceği şeklinde bazı yorumlar okuduk Güney'de öne çıkan gazetelerde. BM raporu daha taslak kısmındayken bu şekilde değerlendirmeler oldu, takip etmişsinizdir. Bilemiyoruz ya da zaman zaman Türk tarafına ya da Rum hükümetine atfen kullanılan cümlelerin de ifadelerin de bazı mesajları içerdiği yorumlar ortaya çıkmıştı. BM'ye geçmeden önce, yani müzakere sürecine tekrar girmeden önce isterseniz son olarak şu yine müzakerelerle alakalı olan kısma, harita meselesine bir girelim. Türk tarafında aslında bir sürpriz oldu bu açıklama. Kimse beklemiyordu diyebiliriz. Türk tarafının Aralık ayında daha önceden talep etmiş olduğu haritayı BM'den geri aldığının güneydeki seçimlere ikinci turuna birkaç gün kala açıklanması hem güneyde hem de Türk tarafında çeşitli tartışmalara yol açtı. Güneydeki tartışmaları çok iyi biliyorsunuz ama kuzeyde de şu sorulmaya başlandı. Rum tarafı haritayı daha önce çekmiş miydi, çekmemiş miydi? Tüm önerilerimizi geri aldık derken harita buna dahil miydi?
Bunun ardından mı Türk tarafı devreye girdi? Bunlar konuşulmaya başlandı ama tabii ki çözüm anlamında bu olumlu bir gelişme değil. Bu taraftan da bakmak gerekiyor ama detaylarına indiğimizde ne dersiniz? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Grand Montana'dan sonra çok sık duyduğumuz bir şey vardı Sayın Anastasiyadis'ten. Ben Grand Montana'da masaya koyduğum önerilerimi geri çektim demişti. Sanırım Türk tarafı da bu yaklaşıma bir tepki olarak Temmuz ayından itibaren, geçen yılın Temmuz ayından itibaren haritayı geri almak üzere bir tepki ortaya koydu. Ve bu süreç geçtiğimiz aralıkta tamamlandı ve harita Lefkoşa'ya geldi. Rumların verdiği haritanın geri istendiğine dair elimizde hiçbir bilgi yok. Bilgi yok, evet. Ve sanıyorum Rum tarafı önerilerimi geri çekiyorum derken kastettiği şey Grand Montana'da son yemekte Anastasiyadis'in ortaya koyduğu önerilerdir ki onlar da oldukça önemli önerilerdir. Benim açımdan önemli önerilerdir onlar. Zaten o öneriler tekrar masaya gelecektir. Başka türlü bir yere gidemeyiz. O bakımdan bunu karşılıklı tarafların böyle bir hani siz geri çektiniz biz de geri çekiyoruz. Türk tarafı geri neyi çekecekti? Ağırlıkla bir harita vardı. Yani Türk tarafının yaptığı büyük aşılım olarak lanse edilen bir şeydi harita. Onu geri çekmiş oldular. Hı-hı. Ama şimdi bu hakikaten şey oldu. Yani seçime bu süreç Temmuz'da başladı, Aralık'ta bitti. Peki efendim bu Ocak sonu, Şubat başı niye konuşuldu? Kim attı bunu ortaya, niye attı? Rum tarafı burada bunu çok suistimal etti ve Sayın Akıncı'nın güneydeki seçimlere açık müdahalesi olarak okudular. Stavros Malas'tan yana bir müdahale diye. Bildiğiniz gibi Sayın Akıncı bunları yalanlamıştır. Bu tür yorumların saçma olduğunu falan söylemiştir. Ama sonuçta bir soru işareti var. Niye iki gün kala seçime bu bilgi piyasaya sürülüyor? Manidar bir zaman. Sayın Akıncı diyor ki işte efendim birileri basından sorula gelen sorular üzerine açıklanmıştır. Ben öyle basında çok bir soru falan görmedim doğrusu ama neyse bu geçti gitti. Öyle bir şey yani. Evet. Sonuçta haritanın kasadan çekilmesi çok o tarihi yakınlaşmanın da zaman zaman Türk tarafında büyük eleştirilere yol açan o harita meselesinin de ardından şimdi önemli bakınız, bir geri adım gibi bir durum oldu. Şimdi bakınız taraflar önerilerini geri çekmişlerdir. Anastasiyadis'in yaptığı da bir geri adım. Evet. Ama burada bir şey daha söyleyeyim. Şimdi demin şey dedik, hani bu müzakere süreci başlayacaksa Guderres çerçevesinde başlayacaktır. Evet. Dolayısıyla bırakınız verdiğiniz haritayı Rum tarafına, Guderres çerçevesi size o haritanın ötesine gitmenizi de söylüyor. O da yetmiyor. Guderres çerçevesinde o harita yetmiyor. Açıkça Omarufo'nun da haritaya dahil edilmesine gönderme yapıyor Genel Sekreter. Guderres çerçevesi bunu söylüyor. Aynı şekilde Kıbrıs durumlardan da talepleri vardır ortaya koymadıkları. Çok net koymadıkları ya da. Mesela siyasi eşitlik ve etkin katılım konusunu hiçbir şekilde Rum tarafının sulandıramayacağını söylüyor. Hı hı. Dikkat edin bunlar çok önemli noktalar. Dolayısıyla siz neyi geri çekiyorsunuz, kasanıza ne koyuyorsunuz başka bir şeydir. Çözümden yana masaya oturacağınız zaman Sayın Guderres'in altı başlıkta çizdiği çerçevede sizden beklenenler vardır Rum ve Türk tarafları olarak. Orada sınanacaksınız. Ha oraya girmiyorsa taraflar zaten çözüm falan olmaz. Bana sorarsanız müzakereler de başlamaz. Yani Guderres çerçevesinde altı başlıkta Guderres'in koyduğu noktalar. Yani bunlar Rum tarafından ve Türk tarafından ve Türkiye ve Yunanistan'dan bir takım talepleri içeriyor. Halkın bunları öğrenmesi lazım. Bu nedense Guderres çerçevesi Kuzey Kıbrıs'ta yeteri kadar tartışılmıyor. Evet. Bunu çok fazla anlamıyorum. Nedenini de anlamıyorum. Mesela örneğin Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini, etkin katılımını ve dönüşümlü başkanlığı olmazsa olmaz sayıyor mesela çözüm açısından Guderres çerçevesi. Bir diğer nokta Türk tarafından da diyor ki siz de buna karşılık Omarufo'ya işaret ederek Omarufo'yu vereceksiniz diyor. Türkiye diyor ki garanti anlaşması aynen devam edemez, garanti anlaşması ortadan kalkmalıdır diyor. Başka mekanizma bulacağız diyor. Bunlar temel prensipler. Bu temel prensipler üzerinden gideceğiz eğer çözüme gideceksek. O bakımdan yani taraflar çok az bir zaman içinde görüşlerini çok açık ve net olarak ortaya koymakla karşı karşıyadırlar ve benim açımdan biraz hani Guderres çerçevesinin dışında bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Eğer Rum tarafı Kıbrıslı Türklerin etkin katılımı ve siyasi eşitliği etrafında bir roterik kurarsa, onunla oynarsa, onu sulandırmaya kalkarsa o zaman asla müzakere ve çözüm olmaz. Benzer biçimde Türk tarafı derse ki Sayın Akıncı'nın söylediği gibi 10 yıl 15 yıl garanti sistemi devam etsin sonra bakarız derse gene müzakere olmaz, gene çözüm olmaz. Eğer Sayın Anastasiyadis sıfır asker derse yine çözüm olmaz. Evet. Dolayısıyla tarafların esneklik alanları bu kadar yıllık müzakereden sonra, Guderres çerçevesinden sonra bunlar çok sarih ve net şeylerdir. O bakımdan şimdi irade sergileme zamanıdır.
O bakımdan Sayın Akıncı'nın da müzakereci atamaması Özdil Bey'in yerine çok yerinde bir karardır. Çünkü artık müzakereci falan istemiyoruz. Artık liderlerin açık olarak iradelerini ortaya koymalarını bekliyoruz. Bu hassas konularda. Bir yani de, hiç yani, kimse havanda su dövemez artık. Oraya parantez yani, açarsak. Orada değiliz artık. Oraya bir parantez açarsak Sayın Nami'nin de Ekonomi Enerji Bakanlığı'na atanması. Yani tabii ki istişare vardır diye düşünüyoruz. Bir iletişim vardır diye düşünüyoruz. Sayın Erhürman'la, Sayın Nami ile Sayın Akıncı'nın. Çünkü artık neredeyse bu hükümette düşünüldüğünde, dörtlü koalisyonla düşünüldüğünde Dışişleri Bakanlığı'nın fonksiyonunun daha yani Kıbrıs sorununun dışında Türkiye ile ilişkiler boyutuyla daha önde olduğunu göreceğiz. Müzakereler bağlamında değil ama Ekonomi Enerji Bakanlığı'nın çok boyutlu bir durumu ve duruşu olacak. Yani çok çeşitli projelerden bahsediliyor. Bir sondaj durumu söz konusu. Sanki Ekonomi Enerji Bakanlığı daha bir dışişleri bakanlığı gibi şimdi değerlendirilebilir. Şöyle, bu o noktaya işte, geldiği için. Bu şunu şöyle koyabiliriz. Yani işte enerji politikaları gelişmeler ortada görüyoruz. Evet. Bir gerginlik söz konusu, giderek tırmanan bir gerginlik söz konusu. Diğer tarafta bugün gelen açıklamalara baktığınız zaman işte Galipso 1 parselinde çok önemli bir takım bulgular ortaya çıkmış. Şimdi şöyle bakmak lazım bu konuya. Taraflar bu konu etrafında kavga edip duracaklar mı? Bu konu çözüm olmadan nihayete erdirilebilir mi? Orada yapılan sondaja karşılık başka bir yerde sondaj yapmak bir doğru politika mı? Yoksa bu politika çözümle beraber mi tahayyül edilmeli? Ya da bulunan doğalgaz yatakları çözüm için bir motivasyon olabilir mi? Buralara bakmak lazım. Çünkü bu burada söz konusu olan sadece Rum tarafı falan değil. Bildiğiniz gibi Fransız-İtalyan şirketleri orada çalışıyor ve doğrudan İtalyan-Fransız çıkarlarından da söz ediyoruz. Diğer tarafta çok Mısır var. Ya. Yani bu ABD böyle var. Hani sizin sadece Kıbrıs durumlara karşı bir şey yaptığınız bir alan değil. Bunu yani karşı hamle yaptığınız zaman karşınıza bir sürü başka gücü de bulabilirsiniz. O bakımdan bence enerji politikaları belki bir dönem bilinçli bir gerilim politikalarının sahası alanı olabilir. Evet. Ama nihayette belki çözüm açısından da bir motivasyon olabilir diye düşünüyorum. Belki de burada da önemli müzakereler yaşanacak. Sayın Nami'nin de Ekonomi Enerji Bakanlığı'nın olması önemli. Şimdi Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamalarıyla devam edelim. Geçtiğimiz günlerde verdiği mesajlardan önce Anadolu Ajansı'na bir açıklaması olmuştu Sayın Çavuşoğlu'nun ve çok iyi hatırlıyorum ve sık tekrar ediyorum. Konu da önemlidir. Özellikle geçti Crans-Montana'daki müzakerelerin çöküşünün ardından Türk tarafında yuvarlak masa toplantısında Sayın Çavuşoğlu'nda bulunduğu devleti temsil eden liderlerin isimlerinin olduğu toplantıda güneydeki seçimlere kadar bağlayıcı bir açıklamada ve bir karar alma noktasında olmama mutabakatı sağlandığını açıkladı Sayın Çavuşoğlu. Yani geçtiğimiz Ağustos ayından işte Ocak ayına kadar yani biz bağlayıcı karar almayalım parametre değişikliği noktasında ya da işte farklı bir açılım noktasında bağlayıcı bir karar almayalım müzakerelerin aleyhinde ya da karşıtında olacak bir şey. Bu konuda bir mutabakat olduğunu öğrenmiş olduk Sayın Çavuşoğlu'ndan. Ama artık güneydeki ve kuzeydeki seçimlerin ardından yeni bir dönem açılıyor. Her iki taraf içinde ve her iki toplum içinde birlikte. Ve bu bağlamda Türk tarafının yeni parametrelerden ya da yeni bir zeminden bahsediyor olması önemli. Buna da yanıt geldi Euronews'e verdiği açıklamasında Sayın Anastasiadis'in. Bunun aslında müzakerelerin yeniden başlaması noktasında bir motivasyon olamayacağı, tam tersi noktasında bir olgu olduğunu dile getirdi. Şimdi buradan bakalım. Yeni parametreler, yeni bir yol haritası, takvimi olan, Sayın Akıncı'nın ifadeleriyle takvimi olan bir müzakere süreci istiyor. Daha somut, şimdi, elle tutulabilen bir süreç istiyor Türk tarafı ama. Birbirinden ayıralım. Evet, ayıralım ama. Şimdi Sayın Akıncı diyor ki, buyurun. Parametrelerle ilgili bir şey söylemiyor. O söylemiyor. Karıştırmayalım. Bir tek tek ama, bakalım bunu. Ya aynı, birlikte evet. Bir araya da koyduğumuz zaman. Bakalım hepsine evet, şimdi. Bir kere geçen Ağustos'ta yapılan, buradaki toplantı, Dışişleri Bakanı'nın gelmesiyle birlikte yapılan toplantıdan çıkan karar, parametrelerle oynamayacağız. Çünkü Gramontan'dan sonra bir A ve B C planları hatta duyduk çok yetkili ağızlardan. Kısa süre sonra Türk tarafı bunları geri çekti. Bir daha söylemedi. Ve Ağustos evet. Toplantısında da federal çözüme bağlılık çıktı. Yani federal çözüm prensiplerine bağlı kalarak devam kararı çıktı oradan. O yüzden öyle bir karar çıkmadı değil. Oradaki genel eğilim biz parametreleri değiştirmeyiz, federal çözüm konusunda devam ederiz. Ama yöntemle ilgili itirazlarımız evet. Vardır. Dolayısıyla şimdi yöntemle ilgili itirazlar nedir? Sayın Akıncı itirazını ortaya koyuyor. Ben diyor uzun vadeli bir müzakere sürecine girmem. Belli bir zaman dilimiyle sınırlı bir müzakere süreci isterim.
Bu da şu demektir, Grand Montana yeniden kurulsun demektir. Ne vardı orada? İki tane masa vardı. Bir masada iç konular konuşuluyordu, diğer masada güvenlik ve garantiler konuşuluyordu. Bir masada olan şey diğer masaya yansıyordu. Yani masalar birbirine bağlıydı. Ve dolayısıyla oradaki bu tür konferanslar bir hafta 10 gün 15 gün sürer, daha fazla sürmez. Sayın Akıncı böyle bir şey söylüyor, yöntem olarak bunu söylüyor. Sayın Kudret Özersay başka şeyler söylüyor. Daha doğrusu başka şeyler daha ilave ediyor ve diyor ki... Yeni açıklamalarını kastediyor. Evet, tabii. Parametreleri de gözden geçirmemiz lazım diyor. Evet. Şimdi bu ortak bir tavır değil Sayın Akıncı. Aynı şey değil. Söylenen aynı şey değil. Ama Türkiye ile ortak. Türkiye'de ortak olmam emin değilim. Çünkü Türkiye parametreler değişsin dedi, değişmesin dedi. Son olarak tekrar parametrelerin değişmesine dikkat çekiliyor. O bakımdan orada bir berraklık yok. Evet. Şimdi şeffaf olmak lazım bu işlerde. Çünkü bir ülkenin geleceğiyle ilgileniyoruz. Parametreler değişsin dediğinizde neyi kastediyorsunuz? Sayın Kudret Özersay, parametreler imzalanırken Sayın Eroğlu'nun görüşmecisiydi. En son parametreyi zaten Sayın Eroğlu'yla Anastasiadis imzaladı. 12 Şubat belgesi diye bir belge var ortadaydı. Parametreler orada. O da Türkiye'nin teşvikiyle yapılmış olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi yani orada bir mutabakat var. Başka mutabakatlar var. BM kararları var. Biz bunların hepsini şimdi rafa mı kaldırıp yeni parametre mi konuşacağız? Onu mu kastediyoruz? Böyle bir şey söylediğiniz zaman müzakere zemini ortadan kalkmış demektir zaten. Ya da ne kastetmek istedim? Ya da ortada bir şey yok. Eğer bunu söyleyip daha çok yöntemle ilgili, yani Sayın Anastasiadis zaten oturur bir 50 yıl daha müzakere yapar. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden farklı bir yöntem istiyoruz. O zaman müzakere yöntemi başka bir şeydir. Müzakerenin zemini olan parametreler başka bir şeydir. Az önce uzun uzun şey konuştuk. Antonio Guterres burada, yani bir de ev sahibi var. Biz onu unutmuş bulunuyoruz. Antonio Guterres ortaya bir çerçeve koydu ve tarafların oraya dönük ne dediklerini, ne söyleyeceklerini duymak istiyor. Dolayısıyla şimdi tam da böyle bir konjonktürde ben farklı parametreler üzerinden konuşmak istiyorum dediğiniz zaman hem Guterres çerçevesi dışına düşersiniz, hem de BM nezdinde büyük bir sorumluluk üstlenmiş olursunuz çözümsüzlükten yana. Ben o bakımdan yeni parametreleri duyacağımızdan emin değilim. Yani genel çerçeve anlamında değil ama yöntem anlamında bir parametre değişikliği olabilir. Peki Güney evet, buna isterseniz, hazır mı? İsterseniz buna yöntem diyelim ki birbirine karışmasın. Ama ifadeler böyle olduğu için tabii. Evet, yani ben burada hani o zaman şöyle söyleyeyim. Parametrelerle oynamak kolay değildir ama yöntemi değiştirebilirsiniz. Evet. Güney buna hazır mıdır? Yöntem değişikliğine. Güney ya da Kuzey. Bunların artık... Talep eden Kuzey çünkü yöntem değişikliğini. Ama da ortaya somut bir şey konulmuyor. Evet. Yani biz yöntemde değişiklik istiyoruz deniyor. Ama yani bir şey söylenmiyor. Güney'in en azından takvim ve hakemliği kabul etmediğini ezelden biridir biliyoruz. Hakemlik zaten yok. Sayın Andrea Guterres'te böyle bir talebi yok. Çünkü söylemeye çalıştığım şudur. Tarafların referans noktası kendilerinin yaptığı açıklamalar değil. Referans noktası Guterres çerçevesidir. Eğer onunla ilgili biz Guterres çerçevesini yok sayıyoruz diyorsanız o zaman başka şeyler konuşacaksınız. O zaman Rum tarafıyla ve BM ile karşı karşıya geleceksiniz. Yani burada bir netlik olması lazım. Eğer Guterres çerçevesinde müzakereye varız diyorsanız ama yöntemini değiştirmek istiyoruz müzakerelerin, o bambaşka bir şeydir. Bana göre aslında Grand Montana'nın devamıdır. Yeni bir konferans demektir bu. Buna Rum tarafı ne der ne demez. Örneğin mesela Rum tarafı böyle bir konferans olursa bir takım şartlar ileri sürer diye düşünüyorum. Mesela 5 daimi temsilcinin, BM 5 daimi temsilcisinin orada olmasını isteyebilir. Evet. Geçen seferden farklı olarak bu tür şeyler konuşulduğu için. Söz hakkı belki. Bu tür şeyler konuşulduğu için söylüyorum. O bakımdan burada daha henüz bir netlik yok. Benim açımdan söylenenler, güneyde ya da kuzeyde söylenenler, eğer kafa bulandırmak istemiyorsak, bizi bekleyen bir genel sekreter, bir de çerçeve vardır. Guterres çerçevesi vardır. Oraya dönük ne söylemek istiyoruz söyleriz. Liderler burada. Liderler burada tavır alırlar ve tavırlarını ortaya koyarlar. Eğer bir sürü başka şeyler söylüyorsak, yani bunun etrafında dönüyorsak, demek ki niyetimiz o çerçevenin dışından çıkmaktır olabilir. Hı hı. O zaman da müzakerelerin bir şansı olmaz diye düşünüyorum. Peki. Çünkü Guterres çerçevesinin devamı demek şu demektir. Bugüne kadar yapılan mutabakatları da kale alıp hesaba katarak oradan yola devam etmek demektir. Hiç kimse Sayın Akıncı ile Sayın Anastasiadis'in elde ettiği mutabakatları bir kenara koymak istemiyor.
bin bir zahmetle yapılmış işler var ve önemli mutabakatlar var taraflar arasında. Evet. Önemli görüş birlikleri vardır. Hem Sayın Talat ve Christoph Yas'tan devralınan bir miras vardır. Hem de Akıncı ile Anastasiadis'in üzerine koyduğu bir şey vardır. Şimdi siz bütün bu her şeyi bir tarafa mı yeteceksiniz? Zannetmiyorum. Sayın Guderes'in niyeti bu değil. Sayın Guderes'in niyeti, büyük bir ihtimalle hem bu mirası sahiplenmek hem de bu işi sonuçlandırmak. Eğer tarafların niyeti bu yöndeyse. Niyet değişikliği olmuşsa o zaman iradenizi başka alanda sınayacaksınız. Ama ben bunun kolay olacağını düşünmüyorum. Evet. Şimdi en azından söylem olarak bir birlik var diyebiliriz şu konuda. Zihniyet değişikliği meselesi. Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın çok sık dile getirdiği Crans-Montana sürecinden sonra yaptığı ilk açıklamayla Rumların, Rum toplumunda siyasilerin de bir zihniyet değişikliğine ihtiyacı olduğu meselesi. Sayın Yeni Dışişleri Bakanı Özer Say'ın da dilindeydi. Ama Özer Say sanırım o güzel bir değerlendirme yaptı. Zihniyet 3 günde değişmez dedi. Evet, 3 ayda da değişmez. 3 yılda da değişmez. Yani bu, evet, bu tür sözcükleri dikkatli kullanmak Türkiye'de lazım. Türkiye'de de, Türkiye'den de yapılan açıklamalarda yani bir zihniyet dönüşümüne, değişimine ihtiyaç olduğu mesajı ortak gibi. Bakınız ben size... Bu güneyde nasıl karşılık ben buluyor size bu gibi söylemler? Onlarca Rum aktörün Kıbrıs Türk tarafının zihniyet değiştirmesi lazım geldiğini söylediğini hemen çevirebilir ve tercüme edebilir. Evet. Ben de şunu şimdi soruyorum. Bakınız, yani bu karşılıklı bu nasıl karşılık buluyor güneyde? Siz oturup da yani siz zihniyetinizi değiştirin diyor bir taraf. Evet. O bir taraf da size siz değiştirin diyor. Bu blame game'in bir parçası. Bu bir müzakere taktiği, stratejisi olamaz. Burada liderlerin o bir tarafa ne yapacağını tembih etmekten ziyade kendilerine soracakları sorular vardır. Ve bu hem Anastasiadis için hem Akıncı için geçerlidir. Yani taraflardan biri öbürüne sen zihniyetini değiştir gel kardeşim dediği zaman bu bir müzakere taktiği değildir. Yöntemi de olamaz. Bir işe de yaramaz zaten. Müzakerenin dışında onu, verilmiş mesajlar olduğu için. Onun da size söyleyecek bir şeyi vardır ve söyler. Anlatabildim mi? Başka yerlere bakmak lazım. Benim mesela müzakereci olarak duymak istediğim şey Türk liderden ya da Rum liderden Kıbrıslı Türklerle Rumların hassasiyetlerini nasıl bağdaştırırım? Bu soruyu sormak lazım. Zaten bu da netleşti. Açıkça adını koyalım bunların da. Burada gizli kısaklı bir şey kalmadı. Yani siz Sayın Akıncı derseniz ki 10-15 yıl daha garanti anlaşması aynen devam etsin. O bir taraftan size kardeşim zihniyetini değiştir de gel derler. Eğer Anastasiadis derse ki ya sıfır hiçbir asker olmayacak. O da, bu tarafta size der ki kardeşim Anastasiadis sen bir zihniyetini bir değiştir de öyle gel. Dikkat edersiniz bunları böyle sen söylüyorlar ve bir pimpon maçı var ortada. Ama bu çözümsüzlük politikasıdır. Çözüm politikası değil. Hem bunu yapacaksınız hem de çözüm istiyorum diyeceksiniz olmaz. Çözüm istiyorsanız çözümün dilini üretmek zorundasınız. Bu zaten çözüm dili diye bir şey vardır. Crans-Montana'dan sonra ortaya çıkan bir dil haline geldi. Yani o zaman Crans-Montana yani dışındaki bir platformdan o tepelerden ayrılalı çok oldu. Başka yerdeyiz ve yeni bir müzakere süreci içindeyiz. Yani Crans-Montana'da karşılıklı suçlamalar yapabiliriz. Kim dedi ki bize Crans-Montana'dan bir taraf kabahatli olarak ayrıldı? BM Genel Sekreteri böyle bir şey söylemiyor. İki taraf da kabahatlidir diyor ve tarihi fırsata yabahatliler diyor. Ben oraya bakıyorum doğrusu. Peki bundan sonra özellikle alternatif parametreler ya da çözüm modelleri. Bunlar da konuşuluyor ama nasıl karşılık buluyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakınız ben size çok samimi olarak şunu söyleyeyim. Ve uzun yıllar federalizme bağlı bir kişi olarak söyleyeyim ben bunu. Kıbrıs ülkesinin siyasi bir birliğe dönüştürmek için en ideal modellerden bir tanesi federal devlettir. Tarihsel olarak da böyledir, siyaseten de böyledir. Yani bir uzaylı getirseniz ve bu ülkenin konumunu tanımlasanız ve nasıl devlet modeli uyar bu parçalanmış coğrafya diye sorsanız, size diyeceği şey federal devlet çerçevesi içinde olur. Çünkü dünya tarihi bunun örnekleri doludur. Ne bu Rumların söylediği gibi acı bir uzlaşmadır, ne de Türk tarafının konfederalist müdahalelerini hak etmiş bir çözüm biçimidir. Federal çözüm burada. Ama federal çözümü yapmak için de bir takım yapabilmeyen yani bu ideal çözümü hayata geçirmek için bir takım koşulların yerine gelmesi lazım. O koşulları yerine getirmekte ben iki tarafın da sıkıntılar yaşadığını görüyorum. Kimisinde niyet eksikliği, kimisinde koşullardan kaynaklı nesnel zorluklar, kimisinde zaten çözümün birinci ihtiyaç olmaması, bir sürü neden sayabilirim. Doğrudur, Kıbrıs sorunu uzun bir süre daha müzakere edilmeyecek. Öyle ya da böyle. Ve doğrudur, federal çözüm perspektifi de artık uzunca bir süre daha gündemde olmayacak. Bir saatten sonra bu ülkenin temelli bölünmesi konuşulacak.
Ama bir ülkenin temelli bölünmesi, yani B ve C planları dediğimiz yere geçtiğimiz zaman, eğer federal çözüm olmazsa, hiç kimse zannetmesin ki bu adanın bölünmesi federal bir devlete dönüştürülmesinden daha kolaydır. Bu ülkeyi hani şu, yani meşru olarak bölmekten kastediyorum. Yani tarafların birbirlerine hak iddialarının sona erdirecekleri bir karşılıklı tatmin söz konusu olması lazım. Bunun hiç de kolay olduğunu söyleyemeyiz. Ne yapacaksınız? Mülkiyet meselesini yapacaksınız mesela. Yani iki devletli çözümü nasıl yapacaksınız? Bazıları işte Avrupa Birliği içinde iki devlet diyor. Peki Avrupa Birliği bu Kıbrıs ülkeciğinden iki tane devlet kabul eder mi? Katalonya ile uğraşan bir Avrupa Birliği bu ülkeden iki tane ayrı devleti alıp da bağrına basar mı? Buradaki mülkiyet meselesini nasıl çözersiniz iki devlet yapacaksak? Anlatabildim mi? Yani bunları etraflıca düşünmek lazım ve olmayacak duaya da amin dememek lazım. Ama şu bir gerçektir. Giderek toplumlar çok ayrı düşüyor. Federal irade geriliyor. Federal çözüm konusunda tarafların isteği yani son demlerini yaşadığımızı söyleyebilirim ben bunun. Yani bu denemenin böyle yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sayın Akıncı'nın ifadeleri bu neslin son denemesidir federal çözüm. Yani, aksi takdirde yeni nesiller yeni şeyleri konuşur demişti. Hayır, yeni şeyler konuşulur o da hani o da sorunlu dener. Bir açıklama. Yani ne demek bizim neslin sonu kendi neslini bağlayamaz Sayın Akıncı da. Ben daha neslinin zorluklardan söz ediyorum. Yani artık aşağıdan gelen toplumların yeni kuşak yetişiyor, ayrı düşüyorlar, ön yargılar gelişiyor, giderek taraflar ayrı yaşamayı daha çok benimsiyor. Ayrı yaşamadan kaynaklı menfaatler ortaya çıkıyor, menfaat grupları çıkıyor. Ama bunların Kıbrıs'a yarayacağı anlamına gelmez. Buradan gideceğimiz yol belki Kıbrıs'a daha büyük zararlar verecektir. Bizim burada istediğimiz şeyi unutmak zorundayız. Biz sadece bir çözüm istemiyoruz. Biz bu ülkenin huzur ermesini istiyoruz. Barış istiyoruz biz bu ülkede. Gelecek kuşakların bir daha çatışmayacağı bir düzen istiyoruz. Doğru çözüm. Yani tarafların kalıcı çözüm, sürdürülebilir doğru çözüm. Doğru çözüm iki türlü çözümdür. Bir, tarafların benimseyeceği çözümdür. Evet. İki, mevcut koşullarda olabilecek en iyi çözümdür. Sürdürülebilir olması çok önemli. Kesinlikle. Sürdürülemeyen çözüm bir işe yaramayacak. Kesinlikle. Dolayısıyla ben şöyle söyleyeyim. Eğer çözümsüzlük devam ederse, federal bir devlet kurulmazsa, ben bebece planları olabileceğini düşünenlerden değilim. Statüko daha uzun bir zaman devam eder. Ve bu belirsiz statüko devam edeceği için de tarafların başı ağrımaya devam eder. Bir huzursuzluk kaynağı olarak Kıbrıs sorunu yaşamını daha uzun bir süre sürdürür diye düşünüyorum. Peki son olarak sorayım. Birleşmiş Milletler bu noktada bir sorumluluk, daha doğrusu bir inisiyatif alma noktasına gider mi? Kesinlikle gitmez. Birleşmiş Milletler dünya uluslararası sistem içinde çok küçük bir sorun olan Kıbrıs sorunu gibi bir sorun. Nun üstüne gidip taraflara baskı yapıp üsteleyerek gelin yapalım değil tam tersine Birleşmiş Milletler'de herkes Kıbrıs'a bir mesafeden bakıyor ve Kıbrıs çok yordu Birleşmiş Milletleri. Ya ortaya Kıbrıslı taraflar çok kesin bir irade koyarlar ya da BM parmağını bile kıpırdatmaz. Evet peki. İşte bu tarafta da olan yine Kıbrıs Türk tarafına mı olur soruları? Bu belirsizlikten daha fazla zarar gören yine Kıbrıs Türk tarafı olacak eleştirileri bence, ya da yorumları bence, var. Bence de öyle düşünüyorum. Doğrudur Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs Türk toplum olarak çok büyük kaybı oluyor. O bakımdan uzlaşmayı son demine kadar zorlamak durumundayız. Evet peki. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Önemliydi. Süre doldu ama yine gelişmeler yaşandıkça değerlendirmelerinizi almak isteriz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Değerli izleyenler, bugün Sayın Kızılyürek'le beraber seçimlerin ardından her iki taraftan da ortaya çıkan tabloyu ve özellikle muhtemel bir Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin verileri, dinamikleri konuşmaya çalıştık. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine günceli konuşmak üzere bir başka konukla. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.